Ekran karşısındaki izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Rehberim Doktor programında yeni bir mekan ve konukla işte yine bir aradayız. Ben kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Özlem Arıcan Özlük. Biraz hekim olmam, biraz da programımızın konsepti Rehberim Doktor. Hep Bursa'da bilimin ışığında ilerlemeye gayret ediyoruz. İşte bu anlamda Bursa'da bilimin merkezlerinden birine geldik. Öyle bir merkez ki Avrupa'daki emsalleriyle de başa çıkabilecek güçte. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ve buradan sorumlu şube müdürü Ayşe Hacıoğlu. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Özlem Hanım. Böyle bir teklifle geldiğiniz için, bizleri programınıza davet ettiğiniz ve pek çok farklı kitleyle aslında buluşmamızı sağladığınız için bizler teşekkür ederiz. Biraz buradan bahsetmeden evvel, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz Ayşe Hanım? Çünkü çok özel bir özgeçmişiniz var. Ben çok etkilendim. Bunu izleyicilerimizle paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii ki. Çok teşekkür ederim bu arada. Sağ olun. Ayşe Hacıoğlu ben. 1984 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldim. Bursa bir göçmen şehri. Çok fazla göç almış bir şehir. 1992 yılında ailemle birlikte Türkiye'ye, Bursa'ya göç ettik. Bursa'da okudum. Eğitimim nedeniyle şehir dışına çıktım. Lisansım İngiliz Dili ve Edebiyatı. Üniversitede okurken gönüllü olarak çalışmaya başladım. Özellikle gençler başta olmak üzere kadınlar, çocuklar ve gençlerle farklı alanlarda çalıştım. Sonrasında okulumuzun ilk öğrencilerinden biri olarak Erasmus programıyla İspanya'ya gittim. Orada örgün eğitimin yanı sıra yine gönüllülüğe devam ettim. Hayatımın bir noktası aslına bakarsanız hep sosyal, toplumsal içerikte geçti. Eğitim hayatımla birlikte bunu birleştirdim diyebilirim. Yüksek lisansımı uluslararası ilişkilerle yaptım. Bu sırada da uzun yıllar sivil toplumda çalışmanın getirdiği bir deneyimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin açtığı bir burs programı ile birlikte 2012 yılında Amerika'ya gittim. Orada da yine sosyal toplumsal olguları inceledim. Genç Liderler programında, Geleceğin Genç Liderleri programında engellilerle ilgili olan sivil toplum kuruluşlarında çalıştım. Bu süre zarfında da Bursa'ya geri döndüm ve Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla öncesinde farklı dernekler ve Osman Gazi Belediyesi'nde, sonrasında da 2009'dan bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Kent konseyi gibi, yerel gündem gibi, kütüphaneler gibi farklı birimlerde çalıştım Büyükşehir Belediyesi'nde. Ama bir tarafım hep toplumsal içerikli olaylardı açıkçası. Bunu biraz da şöyle anlatabilirim herhalde. İşimi birazcık karakterim ve içinde bulunduğum toplum da etkiliyor. Hayat felsefem aslına bakarsanız içinde bulunduğum toplumda bir insana, bu bir çocuk olabilir, bir kadın olabilir ya da çevresel bir olgu olabilir. Pozitif yönde bir katkı sağlayabiliyorsam işimi başarıyla yapmışım demektir. Bugün bilim merkezinde olmam da biraz aslında bunun etkisi bakarsanız. Bir sosyal bilimci olmama rağmen aslında uzun yıllar bu alanda çalıştım. Sonrasında proje tecrübelerimle birlikte bilim geçmişim olmamama rağmen proje tecrübem ve sosyal içerikli projelerde yer almamdan dolayı da son 2 yıldır buradayım. Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeyim. Farklı sivil toplum kuruluşlarında hala gönüllü olarak çalışıyorum. Bunu keyifle yapıyorum. Çok da seviyorum açıkçası. Bilim Merkezi bununla birlikte Bilim ve Teknoloji Merkezimiz çok daha özel bir yer tabii ki. Hep deriz ya geleceğimiz çocuklarımız, gelecek nesillerimiz diye. Geleceğimizi oluşturacak olan o insanları bugünden gözlerinde bir ışık, buradaki bilim merkezinde yaptığımız faaliyetlerde ya da herhangi bir deney düzeni adını verdiğimiz cihazda aa diye bir şaşırma etkisini yaratabiliyorsak bizim için en büyük mutluluk bu. Çünkü içinde yaşadığı topluma duyarlı olan çocuklarımızla birlikte muhakkak ki bilimsel bir destekle birlikte bir meslekleri, bir kariyerleri olacak. Ama o hevesleri, o merak duyguları devam etsin isteriz. O yüzden de 2 yıldır buradayım. Bilim Teknoloji Merkezi'nde görev yapıyorum. Bunun öncesinde kültürde çalıştım. Orası da çok keyifli bir yerdi. Onun hemen öncesinde bir 6 yıl önce kadar da kütüphanede çalıştım. Orası da çok keyifli bir yerdi açıkçası. Setbaşı Kütüphanesi'nde uzun bir süre çalıştım. Orada da Bursa'daki kütüphaneleri ilk defa 24 saat hizmete açmıştık. Mesela evet. Çok heyecan vericiydi benim için.
Çok da faydasını gördük. Şey hiç unutmayacağım anılarımdan bir tanesidir. Sınava çalışan çocukların gelip kütüphanede çalışacak yerimiz yok. Ama burası bize sağlıklı, sıcak ve güvenli bir ortam sunuyor diyerek verdiği o cümle. Beni gerçekten de çok mutlu etmişti ve motive etmişti. Bugün de burada sizinle birlikteyim. Evet. İnşallah devam etmek nasip olsun diyeyim. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekten manevi olarak da emeğinizin de buradaki bütün ekibin de aslında evet, böyle candan kesinlikle ve gönülden koştuğunu, bu bir ekip işi. Kesinlikle. Ama lideri olarak da sizi görmek çok büyük bir teşekkür mutluluk ederim gerçekten. Peki bir şey soracağım. Biraz sorularım çok temel sorular olabilir, kusura bakmayın ama gerçekten hep aklıma takılıyor. Bilim merkeziyle müze arasındaki fark ne? Yani evet, müze de değil mi burası aynı zamanda? Evet, bu çok normal ve herkesin aslında aklına gelen temel sorulardan bir tanesidir. Bilim merkezleri ya da bilim müzeleri hangisinden bahsediyorsak, geçmişe aslına bakarsak dünyada çok çok daha eskidir, yüzyıllar öncesine dayanır. Ülkemizde bilim merkezi, bilim müzesi konsepti biraz daha 1990'lı yıllarda Feza Güre ile birlikte başladı. Aralarındaki temel fark şu, biz bunu hep söylüyoruz. Pek çok yerde de, ülkemizde de, yurt dışında da müzelerle aynı konsepte işletilirler. Temel farkımız şu, etrafımızda gördüğümüz bizim deney düzeni adını verdiğimiz cihazlara gelen ziyaretçilerimiz, ki genellikle çocuklar olur bunun büyük bir kısmını, dokunmalarıdır esas olan. Bizim sloganlarımızdan bir tanesi mesela kuruluşumuzdan bu yana dokunmamak yasaktır. Müzelerde ise genel olarak söylüyorum tabii dokunmak yasaktır. Tabii müzede nadide bir eser var, bir daha bulunması mümkün olmayan bir tek ve biricik olan bir nadide eser olduğu için onun zarar görmemesi için çok doğal olarak dokunmamak gerekir ve biz hep uzaktan bir izlenim gerçekleştiririz. Burası öyle değil. Bilim merkezinin temel felsefesi, kuruluş amacı, gelen her ziyaretçinin burada deney düzenekleriyle ya da alandaki cihazlara dokunarak bir deneyim elde etmeleridir. Genel temel ayrımımız bu. Temel farkımız bu. Yurt dışındaki örneklerde bazı yerlerde bilim müzesi olarak da geçer bu arada. Yurt dışındaki örneklerde farklı ülkelerde ama yine buna benzer bir konseptleri vardır. Evet, nadide bir eser yine vardır. Dokunmak çok mümkün değildir ama onun replikasına ya da çok benzer nitelikte bir benzeriyle birlikte bir etkileşime geçmek mümkün olur. Temel farkımız bu. Evet. Burada çocuklar ve ebeveynler, belki bilime öğretmenler, eğitmenler, kesinlikle, büyükler de herkese, kesinlikle, herkes gelebilir buraya. Kesinlikle. Dokunacak, evet, deneyimleyecek, gözlemleyecek, evet, ki öğrenmenin en önemli kısmı uygulamak zaten. Kesinlikle. Çok önemli. Tamam, öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Peki çocuklar neden buraya gelmeli? Neden buraya gelmeli? Çocuklar, bir de erişkinler de tabii ki, onlara kadın. Ben buranın tam bir müdavimiyim mesela kızlarımla beraber. Evet, neden buraya gelmeli insanlar, ziyaretçilerimiz? Temel olarak baktığımızda tabii ki büyük bir hedef kitlemiz çocuklardan oluşuyor. Ama bununla birlikte biz 4 yaştan itibaren başlatıyoruz etkinliklerimizi. Ama 2 yaşından itibaren başlayabiliyor. Temel felsefemiz şu: çocuk ya da yetişkin fark etmiyor ki bunun örneğini çok bu arada görüyoruz burada. Buraya gelme nedenleri öncelikli olarak merak duygusunun geliştirilmesini hedefliyoruz. Yetişkinlerde merak duygusu biraz daha belki zor, belirli bir noktaya geldikleri için. Çocukların merak duygusu henüz törpülenmemiş oluyor. Hayır yapamazsın, dokunma gibi şeylere daha çok maruz kalmadıkları için onların merak duygularını tetikleyecek, bu merak duygusuyla birlikte öğrenmelerini ve üretme kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Buraya gelen bir çocuk, bir örnek vereyim mesela. Biraz önce bahsettim, ben sosyal bilimciyim. Fen bilimleriyle aram çok iyi değildir açıkçası, hiçbir zaman olmadı. Misalen söylüyorum, işte matematikte bir Pisagor teoremini görüyor. Üçgenin dik açılarının diye devam ediyor. Burada bir deney düzeneğimiz var, bir oyun. Buraya gelen çocuklarımızın temel felsefesi zaten oyun oynamaları, oyun oynayarak öğrenmeleri. Belki matematikte teorik olarak bunu anlatmak ya da diğer bilim dalları için de geçerli bu. Teorik olarak anlatmak biraz daha güç olabiliyor. Ama buradaki Pisagor teoreminde çocuk bir defa oyun oynadığında "Aa, buymuş" diyor. Çünkü içerisinde yuvarlak bir cihaz, içerisinde su var, bir üçgen var, kenarlarında kareler var. Çevirdiğinizde üçgenin içerisindeki sıvı diğerlerine yansımış oluyor ve belki de bir öğretmenimizin saatler süren anlatma çabası burada 30 saniyelik, 1 dakikalık bir oyunla çok daha çocuğun ya da gelen kişinin zihninde yer etmesi mümkün oluyor. Dolayısıyla neden çocuklar buraya gelmeli? Önce eğlenmek için diyoruz biz.
Evet, tabii ki bir öğrenme konseptimiz var. Mutlaka buraya gelenlerin bir öğrenme taraflarını da beslemeyi arzu ediyoruz. Ama öncemiz eğlence. Buraya gelenlerin eğlenmesi, eğlenirken öğretmesi ve tabii ki bunun sonucunda da akabinde de eğer mümkün olabiliyorsa öğrendikten sonra da üretmesi. Buraya gelen bir çocuğumuzun kendi robotunu kendisi yapması. Evet. Ya da farklı farklı atölyelerimiz var. Buradaki atölyelerde el becerilerinin geliştirilmesi. Çocuklar için temel prensibimiz bu. Eğlenerek öğrenmelerini destekleyen, bilimsel altyapılı, içerikli olan bir merkeziz. Bununla birlikte yetişkinler de tabii ki geliyor. Gelmeli de zaten. Bizim için önemli unsurlardan bir tanesi bu. Genellikle ziyaretçi profilimiz öğrenciler ve çocuklar. Hafta içi gruplarında okullarıyla birlikte geliyorlar. Ama buraya geldikleri bir gün yeterli olmayabiliyor ve bizde şöyle oluyor. Hafta sonu akşam eve giden çocuk anne babasına anlatıyor ve diyor ki hadi hafta sonu bilim merkezine, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne, kısaca BTM olarak adlandırdığımız, hadi BTM'ye gidelim. Bu bizim için inanılmaz bir avantaj. Onlar bizim gönüllü elçilerimiz diyoruz evet, biz. Her evet. gelen çocuk bizim burada aslında bir elçimiz ve daha fazla çocuğun, daha fazla insanın, yetişkinin gelmesine vesile oluyorlar. Hafta sonları özellikle atölyeler gerçekleştiriyoruz. Burada çocuklarla birlikte yetişkinler de hedef kitlemiz. Anne baba atölyelerimiz var mesela ya da bir yakınıyla birlikte çocuk gelebiliyor. Hiç unutmadığım yine buradaki noktalardan, böyle hafızamda yer eden şeylerden bir tanesi. Tasarım beceri atölyelerimiz var. Küçük bir tane şey var, makine var. Orada çocuk kendi üretimini yapacak. Çocuklar için uygun tasarlanmış bir şey bu. Bir ahşapla çocuğun kendi hayalindeki bir temayı, konsept neyse o hafta onu üretmesini bekliyoruz. Karşısında da bir yetişkin var. Birlikte yapmaları esas çünkü burada. Cihazı tabii ki çocuk kullanıyor. Anne ya da baba, yetişkin sadece yönlendirme yapıyor. Ama genellikle %80 karşılaştığımız, özellikle bu kişi babaysa, şey şu oluyor, manzara şu oluyor. Dur oğlum ben yardım edeyim deyip böyle atölyenin sonuna doğru çocuk şey diyor ama ben yapacaktım baba diye böyle keyifli anlarda yaşayabiliyoruz. Yetişkinlerin de çocukluklarına geri döndükleri belki ama bununla birlikte çok ilginç şeyleri öğrenebilecekleri, keyifli zaman geçirebilecekleri bir yer burası. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü yaptığımız araştırmalara göre özellikle burada atölyelere katılan çocuklarımızı gözlemliyoruz da. Öncesinde ve sonrasında öğretmenlerimizle birlikte çeşitli anketler yapıyoruz. Ve şunu fark ettik geçmiş yıllarda. Etkinliklerine ebeveynleriyle birlikte katılan çocukların öğrenmişlik seviyeleri daha yüksek ve akademik başarılarını olumlu yönde etkileyen bir çarpan etkisi yaratıyor. Dolayısıyla evet, bireysel olarak da çocuklarımız tabii ki gelebilirler ama biz ebeveynleriyle birlikte gelmelerini daha da önemsiyoruz. Evet, güzel vakit geçirmiş oluyorlar. Yani kesinlikle. Hani anne baba spontane anlar gelişiyor. Mesela şurada bir televizyon ekranınız var. Orada bir televizyon mantığını anlatıyorsunuz. Evet. Orada ne eğlenirdim ben yani çocuklarımla. İşte başka elektrik üretme yerleri var. İşte gerçekten sihirli aynalarınız var. Çocuklarımla her dakika, her anımı hatırlıyorum ben. Evet. O yüzden bir ebeveyn olarak güzel anlar yakalamak açısından fırsat burası. Fırsat kesinlikle. Köşesi. Kesinlikle. Yani kendim de çok şey öğrendim, itiraf ediyorum. Ben bilimleriyle arası iyi bir hekim olarak da. Peki burada hangi faaliyetler var? Ben biliyorum ama siz bence bilmeyenlere bir anlatalım. Elbette. Neler var? Bilim Teknoloji Merkezimiz pazartesi hariç haftanın her günü açık. Resmi tatillerde, bayramlarda da birinci gün kapalıyız sadece. Bayramların ikinci, üçüncü gününde mesela gelen ziyaretçimiz çok olur. Biz bundan çok keyif alıyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimiz iki şekilde hizmet veriyoruz temelde. Birincisi okullarımız, temel paydaşımız ve partnerimiz. Milli eğitim ve okullarımız bizim için çok değerli. Hafta içi genellikle öğretmenler, öğrencilerimizle birlikte gruplar halinde buraya geliyorlar. Gelen gruplarımıza bir saatlik bir randevu sistemimiz var. Gelen okul, sınıf grubuna bağlı olarak diyelim ki biyoloji öğretmenimiz okulda işleyeceği bir dersin yerine o günü burada geçirmeyi tercih etti. Öğretmenimizin özel bir talebi varsa, misalen söylüyorum, okulda diyelim ki gözü işleyecekti, onun yerine buraya geldi. Bağlantılı bir tema varsa onun üzerinden kurgulayarak burada bir 20 dakikalık bilim iletişimcisi adını verdiğimiz rehberlerimizle birlikte alanda bir gezi yapıyoruz. Belirlediğimiz yaş grubu ve sınıfa bağlı olarak deney düzeneklerini anlatıyoruz. Nasıl çalıştıklarını, nasıl mantıklı hareket ettiklerini ve onların da deneyimlemesini teşvik ediyoruz. Sonrasında bir 20 dakikalık bilim gösterisi adını verdiğimiz çok keyifli. İnanılmaz keyifli. Bir sahnemiz var. Yine burada uzman arkadaşlarımız gelen kitlenin yaş ve eğitim seviyesine bağlı olarak
bilimi tiyatroyla ve eğlenceyle karıştırıp bir şov yapıyorlar. Bu çok keyifli. Benim en keyif aldığım noktalardan bir tanesi o çocukların meraktan böyle bir aa olur ya. Ona bağırmaları, en çok, çağırmaları. Tabii aynen. En çok karşımıza çıkan noktalardan bir bilim şovu mutlaka yapıyoruz gelenek evimize. Sonrasında bilim merkezinin diğer alanlarında bir planetaryumumuz var. Burada bir video izi, burada bir film izleyebilirler. Ya da tekrar alana geri gelip alanı eğer izlemek istedikleri, görmek istedikleri bir alan varsa oraya geri dönebilirler. Bir diğeri de bu bizim... Planetaryumu açar mısınız Ayşe Hanım? Herkes tabii bilmeyebilir onu. Gezegen evi elbette. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Bir gök kubbemiz var, özür diliyorum. Kubbe şeklinde bir yapımız var. Bu kubbeye alttan bir projeksiyonla, farklı özellikleri olan projeksiyonlarla bir film yansıtıyoruz. Sinema izler gibi arkanıza dayanıp onu izliyorsunuz. Ama tabii kubbenin yapısı gereği onun içine doğru bir müddet sonra girdiğinizi sezinliyorsunuz. Tabii projeksiyonun şeyiyle, özellikleriyle birlikte farklı bir dünyanın içerisine giriyorsunuz. Evet, eskiden filmlerde görürdük biz bunları, böyle biz küçükken, evet. Ben küçükken filmlerde gördük, aa ne kadar güzel şeyler vardır derdik. İlk defa ben de yurt dışına gittiğimde ben görmüştüm. Gerçekten çok güzel. Bursa'da böyle bir merkezin olduğunu bilmeyen bir sürü insan evet. var. Burada doğru. Gökyüzünü inceleyeceğimiz evet. üst düzey bir evet. Parkur var, alan aynen. var aslında. Tabii tabii. Yani içerisinde uzayla ilgili filmler de var. Okyanuslarla ilgili de var. Yani suyun derinliklerine de izleyebilirsiniz. O günkü yaş grubumuza bağlı olarak seçmeye çalışıyoruz filmlerimizi. Burada 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika süren izlenimler sunuyoruz. Ben de ilk defa yurt dışında izledim açıkçası ve hiç unutmuyorum. Uzayı izlemiştim ben. İnanılmaz etkilenmiştim. Ve Türkiye'de olması, hele ki Bursa'da olması bizim için çok kıymetli açıkçası. Mümkün olduğunca tanıtımlarını yaparak sadece gruplar halinde değil, bireysele de açık. Ziyaretçilerimiz, çocuklarımız gruplarla gelebildikleri gibi pazartesi hariç her gün buraya bireysel olarak da gelebilirler. Tabii. Hafta sonu özellikle atölyeler yapıyoruz. Bunun bir nedeni de atölyeler daha uzun sürüyor ve daha az kişiyle yaptığımız için etkileşime geçmemizi sağlıyor. Hafta sonları yine 5-6 yaş grubundan itibaren başlayarak içerisinde uzay da olabilir, fen bilimleri de olabilir, biyoloji de olabilir. Mesela 4-5 yaş grubundaki çocuklarla bir çiçek dikme de olabilir, doğa bilimleri de olabilir. Yeri geldiğinde yoğurt yapma atölyesi de olabiliyor gibi 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 farklı alanlarda çocuklarımıza hafta sonları atölyelerde yapıyoruz. Temel işleyişimizde bu ikisi bizim için vazgeçilmez ve hali hazırda rutinde olan şeylerimiz. Her hafta sonu atölyelerimizi değiştirmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Farklı gruplara ve farklı niteliklerde atölyeler yapmaya motomot çalışıyoruz. Motomot gitmesin, hep aynı şey olmasın. Çocuk tabii bir ki. Geldi başka bir atölyeyi görebilsin. Buradaki deney düzeneklerini müzelerde de öyledir. Uzun bir süre değiştirme şansımız yok. Yani buraya gelen bir ziyaretçimiz birinci de, ikinci de, üçüncü de, buradaki ya da dördüncü de buradaki deney düzeneklerini tüketme şey olabilir, imkanı olabilir. Çünkü çok sıklıkla gelen ziyaretçilerimiz var ve sabah girip akşam çıkıyorlar buraya. Evet. Ama evet, buraya gelenler çok böyle kolay çıkamıyorlar. Ama Ayşe Hanım, şurada bir önemli bir detay var. Mesela buradaki düzeneyi 9 yaşındaki çocuk görüyor, 6 ay sonra geldiğinde aynı çocuk değil. O düzenekte evet. farklı bir detayı aynen görüyor. Öyle. Yani aynen o yüzden çok... Çoklu kez gelinebiliyor çocuklar evet. için diyorum. Belki kesinlikle. Erişkinler hani tamam falan olabilir ama çocuklar onu her seferinde farklı bir algıyla gördüğü için hep yenilebilir, yenilenen evet. bir heyecanla bakıyorlar oraya. Yaş gruplarına göre birinci de geldiğinde sadece bir tırnak içinde söylüyorum bir oyuncak olarak görüyor. Oyun oynuyor, gidiyor. Evet. Dediğiniz gibi belirli bir müddet sonra geldiğinde eğitimiyle birlikte tabii ki onu anlaması başladığında. Biraz daha penceresi geniş bir şekilde. Farklı bir, mesela arkamızda sürdürülebilir enerji deneyi düzeneği var. Buraya ilk geldiklerinde küçük yaş grupları oyun oynuyorlar. Takım çalışması için de güzel bir çalışma bu. Belirli bir yaştan sonra geldiklerinde enerji kaynaklarını öğrenmiş oluyorlar. Aradan bir müddet geçtiğinde mesela söylediğiniz gibi en son geldiğindeki bakış açısı şu oluyor. Bizim artık standart enerji kaynaklarına, yenilebilir enerji kaynaklarına, oradan iklim değişikliği ve iklim sorunlarına giden yaşıyla birlikte, bilişsel hazırlığıyla birlikte farklı bir bakış açısına sahip olabiliyor. Bu çok kıymetli. Atölyeler de bize bunu sağlıyor. Atölyeleri değiştirdikçe biz, aa ben daha önce bu atölyeye gelmemiştim deyip farklı bir tecrübe kazanmasını sağlayabiliyoruz. İçeride bilim gösterilerimiz var, bilim şovlarımız var. Bunlara katılabiliyorlar. Bununla birlikte dönem dönem eğitimler de yapıyoruz. Kamplar da gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin ara tatillerde ya da yazın
bazen burada merkezin içerisinde, bazen dışarıda doğada etkinlikler ve atölyeler yapıyoruz. Peki bunları nereden takip edecekler? Sosyal medyalarımızdan ve web sitemizden takip edebilirler. Yani Bursa Büyükşehir Belediyesi mi yoksa Bursa Bilim ve Ticaret Merkezi'nin kendi sosyal hesabından mı? Büyükşehir Belediyemizin sosyal medyalarından da takip edebilirler ama daha özellikle bizi takip etmek istediklerinde orada çok fazla haber olduğu için aradan bazen kaçabiliyor evet. Çok doğal olarak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin BTM diye hem Instagram'da, tamam. Hem Facebook'ta, hem Twitter'da, farklı mecralarda, hem YouTube'da, farklı mecralardan, sosyal medyalardan da bizi takip edebilirler. Biz anlık olarak bütün güncellemelerimizi buradan yapıyoruz ve bütün duyurularımızı buradan çıkıyoruz. Dediğim gibi burada atölyeler yapmanın dışında dışarıya da gidiyoruz. Yılda bir defa yaptığımız bir Astrofest adını verdiğimiz bir gökyüzü gözlemi var. Ben bunu kaçırmışım. Bu evet, 2013'ten beri yapıyoruz. Bu arada biz 2014'ten beri bu binada hizmet veriyoruz ama bilim merkezimizin kuruluşu 2012 yıldır. Başka bir binada hizmet veriyorduk o dönemde. Gökyüzü gözleminde de genellikle yaz aylarını tercih ediyoruz bunda. Bursa'da gökyüzü gözlemi yapmaya ışık kirliliği anlamında en uygun yerlerden bir tanesi tabii ki dağ. Genellikle Uludağ'da yapıyoruz. Uludağ'da 2 gün süren gece konaklamalı, Türkiye'nin her yerinden insanların katılımına açık olan yine bir ebeveyn etkinliği. Anne babası ya da bir yakınıyla birlikte çocuğumuz geliyor. Çok 2 gün boyunca hem atölyelerle hem yürüyüşlerle, Uludağ mesela endemik bitki açısından çok zengindir, inanılmazdır. Hem yürüyüşlerle bu coğrafya ve bilgilerini çeşitlendirme şansımız oluyor. Hem de geceleri gökyüzü gözlemi yapıyoruz. Büyük teleskoplar kuruyoruz. Alanında uzman olan kişiler gelip bizimle söyleşiler yapıyorlar. Galaksiyle ilgili bilgiler veriyorlar. Çok keyifli bir etkinlik oluyor ve müdavimlerinin yılda bir kere yaptığımız için takip altına aldı ve biz bundan tabii pandemi öncesinde şikayet aldığımızı bilirim. Açıldı, yarım saatte bitti, biz gelemedik, bir daha yapın diye. İnsanların çok merakla ve ilgiyle takip ettiği Astrofest. Evet, Astrofest. Tamam. Çok şükür. Not alın herkes. evet. biz Türkiye'deki ilk bilim merkezlerinden bir tanesiyiz bu arada. 2012 yılında hizmet vermeye başladık. Merinos'ta bir alandaydık. 2014'te de şu anda içinde bulunduğumuz binaya taşındık. Astrofest'i de kuruluşumuzdan bu yana yapıyoruz. Bugün artık sadece Bursa'da değil, bu bizim için çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı aslına bakarsanız. Türkiye'nin artık pek çok yerinde bilim merkezleri var. Bununla birlikte TÜBİTAK gibi bazı kurumlar da bu ve benzer nitelikte etkinlikler yapıyorlar. Bu açısından çok güzel. Bilimin topluma yaygınlaştırılması, insanların günlük hayatlarında da, sosyal yaşamlarında da bilimi birleştirmeleri ve onu bir faaliyet olarak görmeleri evet. Bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk kaynağı. Yaygınlaştırılması. Normalleşmesi. Evet, çok güzel bir bizim açımızdan. Çünkü biz ilk açıldığımızda mesela TÜBİTAK'la karıştırıyorduk. Bilim merkezi, bilim ve teknoloji merkezi deyince evet, insanların evet. Daha çok araştırmaların yapıldığı çok haklı olarak akla geliyordu. Bugün artık bu gitti çok şükür sizin ve destekleriniz sayesinde, gönüllü elçilerimiz sayesinde. Milli Eğitim'in şehrimizde bulunan diğer kurumlarında keza destekleri sayesinde. Bununla birlikte Science Expo adını verdiğimiz bilim pikniği, bilim şenliğinden başladık. 2012 yılında yine Merinos'ta yapıyorduk. Merinos'un o büyük parkında yapıyorduk açık alanda. Son yıllarda daha çok TÜYAP'ta yapıyoruz. Yılda bir defa yaptığımız, 2020'den bu yana pandemi nedeniyle yapamadık ama 9 kez gerçekleştirdiğimiz, içerisinde bilimin, yarışmaların, atölyelerin, söyleşilerin olduğu 3 günlük bir bilim şenliği tadında bir etkinlik yapıyoruz. Bu sene olacak ama. Yani. Evet, 2022'de olacak Mayıs ayında. Mayıs ayında. Evet. O zaman en yakın Mayıs ayındaki o Science evet. Expo'da. Mutlaka. Hem çocuklar da yarışacak galiba. Çocuklar yarışıyor, atölyeler yapıyorlar. Bir şey soracağım, girişte bir ücret var mı Ayşe? Hayır, bizim etkinliklerimizin tamamı burası? Ücretsiz. Burası da ücretsiz. Evet, bilim bu da çok önemli. Kesinlikle. Yani büyük bir hizmet olduğu. Evet. Hani maddi kaygılar güdülmeden evet. Buraya çocuklarımızla beraber bütün gününüz çok kalitesiz üst düzey bir şekilde geçebiliriz. Biraz daha Science Expo'dan bahsedelim. Elbette. 3 gün mü sürecek dediniz? 3-4 gün genellikle perşembeden başlayıp pazara kadar devam eden bir etkinlik oluyor. Bizim için şu açıdan da kıymetli. İçerisinde biraz önce bahsetmiştim mesela firmalarla birlikte yapıyoruz bunu. Şehrin kurumlarıyla birlikte yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, şehirdeki kurumlarımız, ulusal çaptaki kurumlarla birlikte
Çocuklar gelip orada bir yoğurt da yapabilirler. Bir robotun çalışma mantığını da gözlemleyebilirler. Teknolojik alanlar adını verdiğimiz her yılın bir teması var Science Expo'da. Bu yılın teması da uzay ve havacılık. Böyle bir temamız var. O yılın temasına bağlı olarak atölyeler ve etkinlikler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir teknolojik alanımız var. Şehrin Ar-Ge yanı olan şirketlerinin gelip teknoloji, ürettikleri teknolojiyi, yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sergileyebilecekleri, aynı zamanda da çocukların ilgilerini çekecek olan, onların o merak duygusunu giderecek olan bir alan sunuyoruz. Burası bizim için çok kıymetli. Çünkü Bursa bir sanayi kenti aynı zamanda. Şehirde üretilen teknolojinin, sanayinin ekonomiye dönüştüğünü evet biliyoruz. Ama çocuklarımız açısından bunu görme ve deneyimleme imkanı sunan bir nokta oluyor. Bununla birlikte meslekler yarışı adını verdiğimiz yine inanılmaz kıymetli bir alanımız var. Burası da meslek liseleri çok kıymetli. Meslek liselerinin hem desteklenmesi hem de ilginin arttırılması ve orada edindikleri tecrübenin daha sonrasında üretime ve ekonomiye dönüştürülmesi için biraz farkındalık, biraz girişimciliği destekleyecek bir yarışma. Milli Eğitim'de birlikte yapıyoruz bu yarışmayı. Belirlenen branşlarımız var. Bu branşlarda alanlar kuruyoruz ve takımlarımız 4 gün boyunca kendilerine verilen projeyi orada gerçekleştiriyorlar. Tamamen meslek lisesi öğrencilerinin yarıştığı bir alan burası. Bu yıl hatta yerelden biraz daha bölgesele açılmayı hedefliyoruz ve bir sonraki hedefimiz inşallah Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte ulusala açmak bunu. Wow, çok güzel. İnanılmaz. Son dönemde televizyon programlarında çok meşhur olan yarışmalar var. Oradaki heyecanı insanlar çok merakla izliyorlar. Bizimki de onlar atmıyor. Takımların inanılmaz bir çekişmesi var. Güzel, keyifli bir etkinlik bizim açımızdan. Bununla birlikte meslekleri tanıttığımız, bilim alanlarını tanıttığımız ya da alanında uzman olan kişilerin konuşmacı olarak geldikleri, tecrübelerini paylaştıkları, soru cevaplar yapabilecekleri alanlar kurguluyoruz. Science Expo 4 yaşından itibaren 90 yaşına kadar olan o yaş skalası oldukça geniş. Bu skaladaki herkese hitap eden bir nokta. Ya bir şey deneyimliyorsunuz, ya kendiniz üretiyorsunuz, ya da orada iş bağlantıları da kurabiliyorsunuz. Çok yetenekli çocuklarımız var. Ulusaldan firmalar da aynı zamanda geliyorlar. Bu anlamda yetenek da avcısı. Bir taraftan da yetenek avcılığı da tabii ki olabiliyor. Bunlar bizim için çok kıymetli açıkçası. Evet, bir eğitim misyonumuz var ama çocuklarımızın ya da gençlerimizin aynı zamanda bir girişimcilik ve onu sonrasında devam ettirme misyonuna da destek vermeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bilim merkezimizin Robocot adını verdiğimiz bir projesi var. Evet, ben de onu soracaktım. Zamanımız da daralırken Robocot nedir? Robocot nedir? Bursa Büyükşehir Belediyesi. Robocot. Evet, robotik kodlamanın biraz kısaltılmışı aslında bakarsanız. Büyükşehir Belediyemiz robotik ve yazılım kodlama eğitimleri veriyor. 2 tane otobüsümüz var. Bu otobüsle birlikte belirlediğimiz şehirde Milli Eğitim'le birlikte belirlediğimiz okullara içerisini değiştirdik. Bilgisayarlar ve yazılım şeyleri var, araç gereçleri var. Öğretmenlerimiz belirlenen okulda gidip çocuklara belirli bir süreyle yazılım ve kodlama eğitimi veriyorlardı. Tabii pandemiyle birlikte bütün dünyanın, hepimizin şeyi değişti. Bunu bugün artık online olarak yapıyoruz. Online'dan bu eğitimleri sağlıyoruz. Bununla birlikte tabii pandemiyle birlikte kapanmayı biz en sert yaşayan birimlerden bir tanesiyiz. Çünkü her yere dokunmamız ve mutlaka etkileşime geçmemiz gerekiyor. Çoğu etkinliğimizi online'a çevirdik. Artık bugün sosyal medyalardan da, YouTube'dan da atölyelerimizi, eğitimlerimizi online olarak yapabiliyoruz. Keza buraya gelemeyen ziyaretçilerimiz için de YouTube'da buradaki deney düzeneklerinin tek tek anlatımları var. Buraya gelmeden de bizi uzaktan ziyaret edebilecekleri. Geçici bir süre. Gene evet. Gelsinler. Gene tabii. Geçici süre. O çok başka bir şey. Tamam, şu an salgın arttığı dönemler ama sonra gene maskemizi takıp şey yapıp ellerimizi dezenfekte edip yapabiliriz yani. Yapıyoruz da zaten. Yapılması da gerekiyor bir kesinlikle. Şekilde. Bir hayatın, hekim olarak bunu hayatın gerçeğine göre uygun şartlarda böyle yerlerin yaşaması gerekiyor, evet. Atması gerekiyor kalbini. Evet. Önlemlerimiz alarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz açıkçası. O çok sert olan dönemde bir kapanma evet. Yaşadık ama artık açığız. Atölyelerimizde de, ziyaretlerimizde de belirli sınırlı sayıda ve kurallara uyarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda tam açılmayı zaten yaşadık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bize gelemeyen şehir dışından özellikle son dönemde çok fazla sayı alıyoruz. Online bize böyle bir katkısı oldu diyebilirim evet, size. Evet. Bursa'da olmayan Türkiye'nin her yerinden kişilerle bilim anlamında iletişime geçebiliyoruz. Ayşe Hanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradaki emeğiniz, bütün ekip arkadaşlarınızla beraber
yani paha biçilemez bir şey bu. Yani Bursa adına, çocuklar evet. adına, eğitimciler adına, öğretmenler, anneler, babalar, herkesin kesinlikle. Adına çok teşekkür ederim. Ben de sizin gönüllü elçilerinizden evet. biriyim. Umarım bu program da burada merkezde, Bursa'da olup da henüz deneyimlememiş, çocuklarına bu mutluluğu yaşatmamış birçok ebeveyni ışık olur. İnşallah. Bence en önemli şey çocuklara bir de büyük bir özgüven veriyorsunuz. Evet. Ben bunu yapabilirim. Kesinlikle. Bu o kadar da anlaşılmaz değilmiş kesinlikle. Noktasında. Bu bile sadece bu noktasında bile kalsa bu hizmet büyük paha biçilmez olur. Çok teşekkür ederiz. Bizi buraya kabul ettiğiniz için ve böyle bir harika bir program çıkarttığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Rehberim Doktor programının tekrar sonuna geldik. Bugün çok verimli, çok güzel bir ortamdaydık. Buranın özellikle gelmek istemiştik. Buraya mutlaka herkesin gelmesini istiyorum. Çok duygulandım çünkü çok gönülden çalışan bir ekiple konuştuk. Herkese iyi günler diliyorum. Bir başka programda tekrar bir yerde olmak dileğiyle. Hoşçakalın.